11 Eylül 2024 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Dünya Müslümanlarının birlikte hareket etmekten başka çareleri yoktur. Başkan Erdoğan'ın evvelki gün İmam Hatip Kurultayı'nda yaptığı konuşmada çok net olarak özellikle komşu ülkelerle ilişkileri daha da güçlendirmek ve sağlıklı zeminlere kavuşturmak yolundaki çabaların gerekliliğine ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinde birlikte hareket etmek konusunda üzerlerine düşen büyük sorumluluğa ve böylece emperyalizmin uzun vadeli planlar peşinde olduğuna da zımnen dikkat çekmiş oluyordu. Çünkü emperyalist güçler hele de Müslüman coğrafyaları ve halklar söz konusu olunca nasıl bir topyekün savaş anlayışıyla ve birlikte hareket ettiklerini sergilemekte hiç ihmalkar davranmıyorlar. Açıktır ki bu emperyalist saldırılar karşısına da bütün Müslüman toplumların nerede zulüm varsa orada cihat gereklidir ve cihadın olduğu yerde de biz Müslümanlar tek millet olarak varız inanç ve mantığıyla hareket edebilmeleri gerekiyor. Yoksa münferiden her toplum sadece kendi coğrafyalarındaki varlıklarını korumaya ve kurtarmaya ağırlık verirlerse bu büyük emperyalist saldırıyı daha baştan kaybetmiş olurlar. Ve bugünkü durumumuz büyük çapta böyledir. Siyonist İsrail çetesi de biz dünya Müslümanlarının bu parça bölüklüğünden faydalanıyor ve sınırlarını her gün yeni coğrafyalara doğru kaydırmak, genişletmek peşinde. Bunu gizlemiyorlardı. İsrail karşıtı protestolarda bir bağımsız Filistin devleti tesis olunması için nehirden denize sloganlarının yükseltildiği günlerde Netanyahu, bu tam da bizim istediğimiz şey demişti. Çünkü o slogan Siyonist rejimin aynı yerlerde ve ilk merhalede düşündüğü sınırları da ifade etmiş oluyordu. Nehirden denize denilirken Batı şeriyadan yani şeria nehrinin batısından ta Akdeniz'e kadar denilmek isteniyordu. Ve elbette daha da ilerisine, çünkü Yahudiler arz-ı mev'ud, vaat edilmiş topraklar şiarını bir inanç umdesi olarak asırlarca tekrarlamışlardı. Ve o arz-ı mev'udun sınırları Nil'den Fırat'a kadar denilen coğrafyaları içine alıyordu. Ama bazılarınca bu coğrafyanın çok da büyük olmadığı, Mısır'da Nil'in doğusundan Suriye'de Fırat'ın batısına kadar hayal edildiği sanılıyordu. Halbuki Nil'in ilk kaynak noktasından denize döküldüğü yerle Fırat'ın doğduğu Anadolu'dan denize döküldüğü Basra Körfezi'ne kadar, Afrika'nın ortasından Anadolu coğrafyasının ilgili bölümlerine kadar geniş bir coğrafya bu olur mu olmaz mı? Bu yerleri elinde tutabilmesi için bugün bütün dünyadaki sayıları 25 milyon kadar olan Yahudilerin yüzlerce milyonluk bir nüfusa sahip olması gerekiyor. Ama Theodor Herzl'in 1897'de Basel'de tertip ettiği ilk Siyonizm Kongresi için 600 kadar bastırdığı Yahudi Devleti isimli kitabından bile ancak 160 kadarını satabildiği belirtilir. O zaman bir hayal olarak görülen Siyonist devlet ideali 50 yıl sonra gerçekleşiyordu. Hele de bugün bütün emperyalist güçlerin desteğini almış olarak daha bir frensiz hareket ediyorlar. Her ne yapsalar emperyal güç odakları, Yahudilerin kendi varlıklarını koruyabilmek adına her şeyi yapabileceklerine cevaz veriyorlar. Yeter ki Hristiyanların da hükümetmesine zemin hazırlayan Müslüman coğrafyalarında kalsınlar. Nitekim Amerikan emperyalizmi, Siyonist İsrail çete rejiminin bütün işgal tasarruflarını, cinayetlerini, zorbalık ve barbarlıklarını, varlığını korumak için en tabi bir meşru müdafaa hakkı olarak görüp alkışlıyor ve uluslararası hukuk kuralları filan demeden o oldu bittileri resmen tanıdığını açıklıyor. İşgal altındaki Kudüs'ü İsrail rejiminin başkenti olarak kabul ettiğini göstermek için büyük elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyor, Amerikan eski başkanı Trump da Haziran 1967 savaşından sonra Siyonist İsrail'in işgaline uğrayan, Suriye'nin su ve buğday ambarı olarak bilinen Golan Tepelerinin 50 yıllık bir işgalden sonra artık İsrail'e ait olduğunu ağzından ilan ediyordu. Yani zorbalık, Amerikan gücüyle uluslararası hukuk adına de facto bir hak olarak görülüyor. Bunun içindir ki Erdoğan Hamas'ın mücadelesinin aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün bölge ülkelerinin de savunması demek olduğunu söylerken bu global emperyalist saldırının tarihi hesaplarına da işaret etmiş oluyordu. Evet, Müslüman coğrafyaları global bir Siyonist Yahudi artı Haçlı Hristiyan ittifakının saldırıları karşısında ama Müslümanlar arasında niceleri hala konuyu sadece Siyonist İsrail rejimi olarak görüyorlar. Halbuki 7 Eylül 2024 günü Reuters ajansının bültenlerinde Türkiye'nin Erdoğan'ı İsrail'e karşı İslam ittifakı çağrısında bulunduğu başlığı altında özetle şöyle diyordu. İstanbul Reuters. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada İslam ülkelerinin İsrail'den gelen artan yayılmacılık tehdidine karşı bir ittifak oluşturmaları gerektiğini söyledi. İstanbul yakınlarında bir İslami Okullar Derneği etkinliğinde konuşan Erdoğan, İsrail'in kibrini, İsrail haydutluğunu, İsrail devlet terörünü durduracak tek adım, İslam ülkelerinin ittifakıdır, dedi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katsa, Yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin tehlikeli bir yalan ve tahrik olduğunu belirterek, Türk liderin bölgedeki ılımlı Arap rejimlerini zayıflatmak için yıllardır İran'la birlikte çalıştığını söyledi. Evet, Reuters'ın şu kısa haber yorumundan bile Başkan Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin sorumluluklarını hatırlatması ve birlikte hareket etmek çağrısı yapmasından kimlerin nasıl tedirgin olduğunu ve İslam milleti olarak neye muhtaç olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Tayyip Bey'in dile getirdiği bu ikaz ve verdiği alarm işaretleri Arap rejimleri tarafından da anlaşılmaya başlanmış gibi gözüküyor. Geçen yıl Arap Birliği zirvesine Tayyip Erdoğan'ın davet olurması ilginç bir gelişmeydi. Şimdi de Arap Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın Kahire'de yapacakları toplantıya Hakan Fidan'ın da davet edilmesi Son derece önemli bir gelişmedir. Arap toplumlarında ve keza 200 milyon nüfusu aşkın Türk Devletleri Birliği üyesi ülkelerin Türkiye dışındakilerde de Filistin konusunda gözlenen üzerlerine ölü toprağa serpilmişlik halinin bir silkinmeyle son bulması gerçekleşir inşallah. Çünkü emperyalist entrika ve saldırıların gücünü ve dengelerini ancak bütün dünya Müslümanlarının böyle bir toplu davranışı bozabilir.